Dünyada var olan tüm canlılar aslında harika bir sanat eseridir. Karada, denizde ve havada canlıların varoluşu, dünyanın varoluşu için çok önemlidir. Kimi canlılar çok yavaş, kimi canlılar ise olağanüstü hızlıdır. İşte dünyanın en hızlı 5 kuşu. Delice doğan avcı kuşların zarif bir türüdür. Uçarken orağa benzer görüntüsü, uzun sivri kanatları ve kare kuyruğuyla tanınır. Besinlerini kız böcekleri gibi uçarken pençeleriyle yakalayıp yedikleri büyük böceklerden oluşur. Ayrıca küçük kuşları da havadayken yakalarlar. Yetişkinlerin üstü kurşuni gri renktedir. Delice doğan kuşu koruluklarda ve yaygın küçük çalılıklarda bulunurlar. Delice doğanlar yuva için kargaların ya da başka kuşların eski yuvalarını kullanırlar. 2 ila 4 arasında yumurta bırakırlar. Bu tür Avrupa ve Asya'nın her yerinde bulunur. Uzun süre boyunca göçmen yaşarlar ve kış aylarında Afrika'ya göç ederler. Delice doğan saatte 160 km hıza ulaşabilir. İğne kuyruklu ebabil kuşu, Sibirya ve Asya'nın kayalık tepelerinde yaşayan hızlı bir kuş türüdür. Kanatlarını çırparak hızlanan kuşlar arasında en hızlılarındandır. Uzun kavisli kanatları ve kuvvetli bedeni olağanüstü hızlara çıkmasına yardım eder. İğne kuyruklu ebabil kuşu göçmen bir kuştur. Kışın başlangıcından önce Güney Asya ve Avustralya'ya doğru hareket eder. Kış bittikten sonra ise üreme alanlarına geri dönerler. Yuvalarını uçurumlardaki oyuklarda veya oyuk ağaçlarda oluştururlar. Hızlı metabolizmaları nesneleri diğer kuşlardan daha hızlı fark etmelerine ve daha hızlı düşünmelerine olanak tanıyor. Ebabil kuşları böcekler, sinekler, arılar ve güveler gibi küçük uçan böceklerle beslenirler. Maksimum hızları saatte 180 km'dir. Ancak bu hız ebabil kuşunun kanat çırparak elde ettiği düz uçuş hızıdır. Bu yönüyle düz uçuşta dünyanın en hızlı kuşu aslında ebabil türüdür. Akdoğan ya da Aksungur, yüksek hızlı dalışları ve uzun sivri kanatları ile tanınırlar. Kanatları geniş ve sivridir. Kanat açıklıkları ise bir uçtan diğerine 130 cm kadardır. Akdoğanlar hızlı dalışları ile olağanüstü uçuş kontrolüne sahip olmalarıyla bilinirler. Kanatlarının konumunu değiştirerek hızlarını artırır veya azaltırlar. Genel yapısı büyük bir alacadoğan gibidir ancak kanatları daha uzun ve kuyruğu daha geniştir. Kuzey Amerika adalarında Avrupa ve Asya'da dağılım gösterirler. Çoğunlukla yerlidirler ama bazı aksungurlar üreme mevsimi dışında göçebedir. Genellikle yatay takip ile küçük memeli yaban sıçanı gibi avları yakalarlar. Aksungurlar avını yüksekten yakalamak için dik şekilde dalış yaparlar. Saatte 210 km hıza bu dalış sırasında ulaşabilirler. Altın kartal veya kaya kartalı. Kuzey Amerika'daki en büyük yırtıcı kuştur. Uzunluğu 66-100 cm arasındadır ve ağırlığı ortalama 6-8 kilo arasındadır. Tüm yaşamları boyunca bir tek eşleri olur ve genellikle her yıl aynı yuvayı tercih ederler. Genellikle zor erişilen yerlerdedirler. Uçuşta görkemli ve zariftir. Uzun, geniş kanatları sayesinde altın kartal havada uzun süre kalabilir. 3500-4500 metre arası yükseklikte uçabilir. Aynı zamanda çok güçlü bir görüşe sahip ve avını çok yüksek mesafeden tespit edebilir. Kaya kartalı avını fark ettiğinde ona şaşırtıcı bir hızla dalar ve keskin pençeleriyle avını kolayca yakalar. Avlarına yükseklerden dalarak saldırırlar. Dünyanın en hızlı kuşlarından biri olan kaya kartalı, dalış sırasında 320 km hıza kadar ulaşabilir. Kaya kartalı avcılar tarafından eğitilebilir. Kaya kartalları, Kazak ve Kırgız göçerleri tarafından kurt avlamada hala kullanılmaktadır. Bayağı doğan Gökdoğan ya da bir diğer adıyla Alacadoğan, oldukça yaygın bir yırtıcı kuş türüdür. Antarktik hariç her kıtada bulunan en yaygın yırtıcı kuştur. Gökdoğan'ın gövde boyu 34 ila 58 santim arasındadır. Yaşamları boyunca tek eşlidirler ve her yıl aynı yuvalarına geri dönerler. Gökdoğan genel olarak orta boyda kuşlarla beslenir ama küçük memelileri, kertenkele ve hatta böcekleri de avladıkları gözlemlenmiştir. Gökdoğan avlarının daha etkin olduğu seher vaktinde ve alacakaranlıkta avlanır. Diğer kuşların aksine bayağı doğanın güçlü bir kalbi ve son derece verimli akciğerleri vardır. Böylece dalış sırasında ulaştıkları yüksek hızda bile vücutları yeterli oksijene sahip olur.
Gökdoğan'ın avına doğru yaptığı dalış sırasında maksimum hızının anlık olarak 389 kilometrenin üzerine çıkabildiği tahmin edilmektedir. Bu hız, Gökdoğan'ı hayvanlar aleminin en hızlı türü yapmaktadır.